üretim, daha çok kar için inşa edilmiş siyaset, sermaye, sarı sendika ilişkiler ağı tarafından katledilişinin 10. yılındayız. İlk günden itibaren tüm sorumlular, bu katliamdan sorumlu olan her bir kişi mutlaka yargılanacak dedik. Bu uğurda 301 aileleri, Somalılar, avukatlar, ülkenin duyarlı insanların sürdürdüğü kesintisiz bir mücadeleyle bugüne geldik. Katillere mahkeme salonunu dar ettik. Ama yargıdaki patron, siyaset vesayeti, hakimlerin, savcıların değişmesini sağlayarak adeta ödül gibi cezalar vererek mezarda yatan 301 canımızın ailelerinin acısını bir kez daha büyüttüler. Bizler birleşip haklarımız için mücadele edersek kazanırız. Bizler ne sarı sendikanın ne de patronların kölesi değiliz. Bizler bu ablukayı birleşerek, mücadele ederek yaracağız. Her gün kötü koşullarda, yer altında ölümle, yer üstünde sefalet ve yoksulluğa boyun eğmeyeceğiz. 301'e adalet isteyen, atılan tekmeyi unutmayan, çalışırken zulüm, emekli olunca ölüm koşullarına karşı duran, sendikal haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkan, deprem olunca en ön sırada koşan, haklı olanın arkasında dimdik duran madenciler var. Bizi sadece ölürken değil, haklarımız için dövüşürken de hatırlayın diyen madencilere kulak verelim. Madencileri ölüme mahkum eden bu karanlığı hep beraber dağıtalım. Soma katliamını unutmadık, unutturmayacağız. Bundan 10 yıl önce ülkenin en büyük işçi katliamı yaşandı. Ülkeyi yönetenlerin Türkiye'nin en modern madeni diyerek övdüğü Soma Holding'e bağlı maden ocağında alınmayan önlemler ve denetimsizlik sonucu 301 maden işçisi kardeşimiz hayatını kaybetti. Soma bir katliamdı. Hem de göz göre göre gelen bir katliam. Kuralsız çalışmanın ve aşırı kar hırsının tek kural olduğu kapitalizmde Soma madeninde de planlanandan iki kat fazla üretim yapıldı. Üretim bu denli artarken ne havalandırmayı sağlayan ana ventilatörün kapasitesi artırıldı, ne yeterli sayıda gaz maskesi bulunduruldu maden ocağında. Binlerce işçinin çalıştığı madende haberleşme ve alarm sistemi bile yoktu. Kar hırsıyla ihmaller birbirini izlerken denetimsizlik de bu katliama davetiye çıkardı. Tıpkı sonrasında Ermenek'te, Amasra'da, İliç'te olduğu gibi. Tıpkı adını sayamadığımız onlarca madende, sayısız iş yerinde yaşandığı gibi. Adına kapitalizm denen sömürü düzeni işçilerin canını bile hiçe sayarak büyümeye devam ediyor. Soma katliamı bu çıplak gerçeğin en yalın ifadesi oldu. Patronlara ve onlar adına ülkeyi yönetenlere göre ihmal ya da denetimsizlik yoktu bu toplu katliamın nedenleri arasında. Onlara göre olsa olsa kader ya da fıtrat denilebilirdi yaşananlara. Hatta yaşanan katliamın boyutu karşısında pişkinlikte sınır tanımayarak güzel öldüler bile diyebildiler. Madenci ailelerini yerlerde tekmeleyen Yusuf Yerkel ödüllendirmeyi de ihmal etmediler. Ve ardından yaşananlar bize bir kez daha sermaye düzeninin işçi düşmanı yüzünü gösterdi. Katliamın sorumlularının yargılanması bile ancak kamuoyunun basıncıyla gündeme geldi. Ne var ki 301 işçinin kanı elinde olan maden patronuna ve şirket yetkililerine ödül gibi cezalar veren mahkemeler, işçilerin avukatlığını yapan Selçuk Kozağaçlı'yı, Can Atalay'ı türlü bahanelerle tutsak etmekten geri durmadı. Katliamda sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargılanmasını ise ancak 10 yıl sonra geçtiğimiz günlerde başlanabildi. Soma'da, Amasra'da, İliç'te yaşananlar bizlere yaşamak için bile örgütlenmekten ve mücadele etmekten başka bir yol olmadığını gösteriyor. Fabrikalarda, iş yerlerinde emeğimizi sömürenlere, madenlerde, inşaatlarda canımızı hiçe sayanlara karşı örgütlü mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Aradan aylar geçmesine rağmen İliç'te halen bazı işçi kardeşlerimizin cansız bedenlerinin toprak altından çıkarılmasını bekleten bu ölüm ve sömürü düzeninden hesap soracağız. Her gün tespit edilebilen en az 5 işçi kardeşimizin ölümünden sorumlu olanları karşısına hep birlikte dikileceğiz.